Allah'ın varlığını kavramak, akıl ve samimiyet gerektirir. Çünkü insanoğlu Allah'ın zatını göremez. Ama her baktığı yerde onun eserlerini görebilir. Bu eserlerden yola çıkarak Allah'ın varlığını ve sonsuz kudretini anlamaksa düşünerek olur. İnsan yaratılmış varlıkları incelemeli, bunların kendi kendilerini var etme ve düzenleme gibi bir güce sahip olmadıklarını görmeli ve böylece tüm bunları yaratmış ve tertip etmiş olan Yüce Allah'a iman etmelidir. Hazreti İbrahim'in Kur'an'da geçen düşünce yöntemi bu konuda önemli bir örnektir. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, "Bu benim Rabbimdir." Fakat yıldız kayboluverince, "Ben kaybolup gidenleri sevmem," demişti. Ardından ayı etrafa aydınlık saçarak doğar görünce, "Bu benim Rabbim," demiş. Fakat o da kayboluverince, "Andolsun," demişti. "Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse, gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum." Sonra güneşi etrafa ışıklar saçarak doğar görünce, "İşte bu benim Rabbim, bu en büyük," demişti. Ama o da kayboluverince kavmine demişti ki, "Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim." Hazreti İbrahim gök cisimlerini gözlemleyerek bunların kendi başlarına var olmadıklarını, bağımsız bir güçlerinin bulunmadığını anlamıştı. Böylece bu gök cisimlerini ve tüm evreni yoktan yaratan ve düzenleyen Yüce Allah'ın varlığını kavradı. O dönemde insanların çoğuysa bu bilinçten yoksundu. Akılsızca ve cahilce gördükleri gösterişli cisimlere tapıyorlardı. Yıldızlara, güneşe, aya, dağlara, denizlere, ağaçlara, hatta hayvanlara bile. Putperest toplumların bu saçma inancı doğaya tapınma olarak bilinir. Doğanın sanki bilinçli bir varlık gibi var olan canlıları ve insanları yarattığını zannetmişlerdir. İnsanların varlıklarını taşa, toprağa, havaya, suya veya ateşe borçlu olduğunu sanmışlar, bunlara akılsızca tapınmışlardır. Şaşırtıcı olansa, binlerce yıl önce başlayan doğaya tapınma yanılgısının günümüzde hala sürmesidir. Hem de çok yaygın biçimde. Eğer bunu kendiniz görmek isterseniz, günümüzün popüler televizyon kanallarına bakıp birkaç belgesel film seyretmeniz yeterli olacaktır. Belgesellerde sunucunun "insanı doğa yarattı" veya "doğa kuşlara kanatlar verdi" gibi sözler söylediğini görebilirsiniz. Canlıların belgeselde konu edilen tüm özellikleri doğanın mucizesi olarak yorumlanacak, hatta bu sahte ilahı daha da kişileştirmek için doğa ana gibi uydurma bir kavram dahi kullanılacaktır. Bu programları hazırlayanların inancıyla doğaya tapınan eski kavimlerin batıl dinleri temelde aynıdır. Aradaki tek fark, günümüzdekilerin kendilerine sahte de olsa bilimsel bir görüntü veren bir takım teorilere sahip olmalarıdır. Bu teorilerin başında Darwin'in evrim teorisi gelir.
Darwinizm, yeryüzündeki tüm yaşamın, doğanın kendisinin bir ürünü olduğu iddiasıdır. Bu teoriye göre canlılık, cansız atom ve moleküllerin rastgele bir araya gelmesiyle başlamıştır. Böylece ilk hücre ortaya çıkmış, ardından bundan başka canlılar türemiştir. Balıklardan sürüngenlere, böceklerden kuşlara, yumuşakçalardan memelilere kadar tüm canlılar Darwinizme göre doğanın içindeki bir takım bilinçsiz güçlerin ürünüdür. Darwinizm insanlara bilim kisvesi altında telkin edilir. Oysa gerçekte bilimle ilgisi olmayan bir felsefe, bir dindir. Bilimin bulguları ise bu teoriyi yalanlamaktadır. Örneğin, moleküler biyoloji bir canlı hücresinin hatta tek bir proteinin bile rastlantılarla oluşamayacağını kanıtlamaktadır. Biyolojik gözlemler canlı türlerinin birbirlerine dönüşmesinin mümkün olmadığını, aralarında genetik sınırlar bulunduğunu göstermektedir. Fosiller, farklı bitki ve hayvanların yeryüzünde aniden ve aralarında ilişki olmadan ortaya çıktıklarını ispatlamaktadır. Yine de hemen her yerde Darwinizm propagandasıyla karşılaşırsınız. Seyrettiğiniz bir filmde, okuduğunuz bir dergide veya bir reklam afişinde bile. Bilimsel bir dayanağı kalmamış olan bu teorinin bu kadar ısrarla savunulmasının tek nedeni, modern putperestliğin temeli olmasıdır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en ateşli savunucularından biri olan Carl Sagan, bu putperest inancı açıkça ifade edenlerden biridir. Sagan, gök cisimlerine tapan eski putperest kavimlerin akılcı bir davranış sergilediklerini iddia etmiştir. Sagan'a göre maddeden başka bir şey yoktur ve insanlar maddi varlıklara tapmakla yanlış bir şey yapmamaktadırlar. Oysa Carl Sagan ve onun gibi düşünen, maddeyi ve doğayı ilah edinen tüm putperestler büyük bir yanılgı içindedirler. Tüm evreni, doğayı ve canlıları yaratan Allah'tır ve insan sadece Allah'a kulluk etmelidir. Bir Kur'an ayetinde Allah insana bu gerçeği şöyle bildirir. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Allah bir başka ayette ise şöyle buyurur. Yaradan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz?